Günaydın. Ay çok güzel gün doğumu. Bir elimde kamera, bir elimde kahve. Şöyle bir turladın mı? Sabah horozlarını kovalıyorum. Çok keyifli ya. Ama yani şu kış böyle bir değişik geçiyor ya. Ne soğuk ne sıcak. Evet. Ortada üşütüyor. Evet. Da biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz karavanımızın doğduğu yerdeyiz. Antalya karavandayız. Evet, gece geldik. Gece geldik, nerede yattık? Bahçesine tünedik Antalya karavanın. Evet, Antalya karavanın bahçesinde çok güzel bir kamp kurduk kendimize. Keyifli oldu benim için. Ya şimdi, özlemişim karavanımızı. Aynen. Yapılacak işler var bir seneye istinaden. Ufak tefek düzeltmeleri var. Onları gösterelim. Tamam. Bir de ne gösterelim biliyor musun? Bir sene önce bunlar ya bu karavanlar yapılırken bir sene sonrasında şimdi günümüzde 2024'te neler yapılıyor, neler değişmiş onları gösterelim bir de. Ya kesinlikle. Sektör zaten inanılmaz hızlı ilerliyor. Yapılan işler çok keyifli işler. Burada da çok güzel işler gördüm. Gösterelim vallahi, değil mi? Bence iddialıyım. Türkiye'deki ilk çift kabinli Iveco semi entegre karavan. O çift kabinli miydi? Çift kabinli ve müthiş olmuş bence. Ve tek kabinlisi de var. Dur bakalım. Muhammed Usta'yı ben bir peşine düşeyim, yakalayayım. İkna edersem ikisini birden kaçırıp onu da konuşturayım. Nasıl oldu bu iş? Nereden aklına geldi? Ortalama maliyetler neler? Kalıbı yapıyor mu, yapmıyor mu? Kendisi mi yapıyor? Ne kadarı kendisinde? Onları bir konuşalım istiyorum. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Kahvaltıya mı geçsek? Geçelim. Ya da gidelim kapısına dayanalım, kahvaltı mı ısmarlatalım ona? Vallahi benim buzdolabım burada. Dükkan kahvaltısı yaptıralım ya. Aa, değil mi? Dükkan kahvaltısı. Yalnız... Sen hayırdır? Sarı 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 böyle. Vallahi böyle bir turuncu turanj modu. Turanj sarı. Sen hayırdır? Ben sana özendim. Hadi, hadi afiyet gidelim. Olsun. Günaydın. Şuradan geçebiliyoruz değil mi abi? Geç abi ya. Mahsus kapattım. Şey, rüzgar çarpıyor. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Günaydın. Mehmet Usta günaydın. Kahvaltıya geldik sana. Günaydın. Şu an yumurta sucuk hazır. Pişirmesi hanımefendiye ait. Ha tabii. Oo. İhale bize kaldı gene. Ufak tefek bir şeyler. Hadi geliyoruz. Karavanın mutfağını büyütmüşsün. İşin mutfağına geçtim. Güzel atmosferden birazcık bize bahseder misin? Sabah bahsettik ya. Muhammed Usta'yı kandırıp iki arabayı birden getirebilir miyiz diye konuşmuştuk ya. Kaşla göz arası ikna ettim onu. Geldik şimdi Antalya'nın güzel böyle yukarı taraflarında bir yere.
Biraz onlarla sohbet edeceğiz. Hı hı. Ne yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Ne zamandan beri yapıyorlar? Soralım onlara, cevap versinler bize. Peki. Yalnız arabaya binerken ayakkabıları çıkarıyoruz. Biliyorsun bu önemli bir kural. Tabii. Sonuç olarak teslime hazır araçlar artık. Teslim edilecek. Teslim edilmeden önce dediğim gibi rica ettik. Sağ olsun kırmadılar. Geldik. Şimdi içeride soralım bakalım bize ne cevaplar verecekler. Hadi bakalım. Selamlar. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Vallahi yerleşmişler bile. Merhaba. Bizim rahatımız yerinde. Doğada güzel. Elinize kolunuza sağlık. Vay be. Tam bir sene geçti abi üstünden. Seninle evet. Tanıştığımız, Uriye ablayla tanıştığımız, sizlerle evet. Tanıştığımız. Bir sene önce ne yapmıştık Nazan, ne diyorduk? Biz hayalimizi kime yaptırabiliriz, kime anlatabiliriz, evet. Bizi kim dinler diyorduk. Ona gittik, buna gittik, herkese gittik ama en son kapımız sana düştü. Evet. Teşekkür ederiz. Geldik, anlaştık. Ben şunu istiyorum dedin, hay hay yaparız dedin. Ben şunu da yapmak istiyorum, onu da yaparız dedin. Aradan tam bir sene geçti. Şimdi karavanımızın ufak tefek gündelik ihtiyaçları var. Onları bir gösteririm istedik sana. Ama duyum aldım gelmişken şu an içinde bulunduğumuz iki tane karavan. Efsane güzel şeyler yapmışsınız. Bir senede ne değişti de bunları yapabildin? Normal biz Ducato'ları yapıyorken yani semi entegre karavana geçmişsin. Kalıp yapmışsın. O kalıpları hayata geçirmişsin. İçine döşemişsin ve çok güzel şeyler çıkmış. Elinize kolunuza sağlık gerçekten. Neler oldu bir sene içerisinde? Şimdi yaklaşık biz 2009 yılında bu karavan sektörüne girdik. Daha önce geçmişi de 2000 yılından 2009 yılına kadar Alman firmasında tekne üretimi yapıyordum. İş dizayn bölüm şefliği yaptım. Süper. 2009 yılında karavan sektörüne girdim. Yaklaşık 2000 metrekare bir alan aldım. 1000 metrekare alanı kapattım. Karavan üretimine başladım. İlk başlangıcımız Ducato, Peugeot, Citroen gibi ufak araçlarla başladık. 2009'dan bugüne kadar yaklaşık 400 tane araç yaptık. 400 tane araç. Araç yaptık. O sayabildiklerimiz. Bu süreç içerisinde de karavan yaptığım abiler ben büyüğe geçmek istiyorum. Muhammed Usta bir kalıp yap. Biz büyüğe geçmek istiyoruz. Sizin yaptığınız araçlardan çok memnunum. Ben bekleyeceğim demeye başladılar. Böyle olunca ben de kalıp üretimine sementegre kalıp üretimi başladım. Yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yıl süreç içerisinde de 3 tane sementegre Alcoan kasa siparişi aldım. Şimdi bu yaptığınız 3 tane araçtan 2 tanesi teslime hazır aslında. Bir ama tanesini de teslim ettik. Ettiniz. Ankara'ya teslim süper. Ettik. Bu içinde bulunduğumuz değil de yan tarafta bulunan gösteririz zaten detaylarını. Türkiye'de Iveco çift kabin şase üzerine ilk. İlk biz yaptık evet. Süper. Antalya yani karavan. Bunun üstüne vurgulamak lazım. Bu güzel bir şey çünkü. Antalya karavan olaraktan ilk o monoblok kalıbı biz uydurduk. Kaç kişilik bir araç bu? 6 kişilik. 6 kişilik. Evet. 6 kişi rahat rahat kalıyor. Çünkü. 7 artı 1 koltuk sayısı da 7 artı 1 taşıma kapasitesi var. Yurt dışına rahatlıkla çıkabilir. 7 ton 200 kilo ağırlığı. 5 ton 50 kiloda biz kaldık şu an. Her şeyde dahil. Peki biz semi entegre dedik ama düzeltelim orayı. Bu 7 artı 1'lik arabamız aslında Alcoven kasa. Alcoven kasa geçiyor. Monoblok Alcoven. Evet. Bunun yukarı tarafında bayağı büyük bir hacim kullanılmış hakikaten. Gayet güzel durumda şu anda. Peki bu içinde bulunduğumuz semi entegre kaç kişilik gözüküyor? 4 kişi de 4 kişilik ama bunda da 5 kişi yatabilir. 5 kişi yatabilir. Yatabilir, evet. Bunun tarzı biraz daha farklı. Bunda biraz daha oturma alanı ön planda. Hem bir oturma grubu var. Hem karşılıklı 4 kişi yemek yiyebilir. Arka tarafta da. Evet, yani bu kanepe dediğimiz şey 2 kişilik yatak olabiliyor. Ve bu koltuklar da aslında karşılıklı yatak olabiliyor anladığım kadarıyla. Çok başarılı olmuş. Peki kalıp işi
biraz önce bahsetmiştin. Zor oldu mu kalıba geçmek? Tabii ki kalıbı bir yıl yapmak. Sürdü kalıp. Kalıba bir yıl süreç zaman içerisinde yaptık. Bizim yaptığımız kalıp Türkiye'deki üretimin bir değişik versiyonu. Hı hı. Biz zeminimiz tekne sektöründen geldiği için biz motor yat gibi yaptık kalıbı. Tek parça halinde söküp kabine yükleyebiliyoruz ve artı 5 santim izolasyon görevi var. Hı-hı. Sıcak soğuk geçirmiyor. Hı-hı. Yani teknecilikten yok, geldiğimiz için başarılı bir kalıp gerçekten. Buna çok emek ve çok para harcadık. Yani sağlam 100 tane kalıp alabiliyorum. Şu an 100 tane ürün döküp seri üretim yapabiliyorum şeklinde yaptık. Şu an tek kalıpla başladık ama kalıplar artacak anladığım kadarıyla. Evet, onunla evet. Alakalı bir çalışma var sizde de. Var. Şu an Ducato'ya da bir çalışmamız var. Hı hı. Yazın başlayacağız. İnsanlar araçlarını alıp getirip sadece monoblok kasa olarak size koydurtup götürebilirler mi? İçeride başka bir şey yaptırmak, başka birisine yaptırmak isteyebilir. Evet. İç ve dış piyasaya da kabuk satma planlarımız var. Hı hı. Patentini aldık şu an bu yapmış olduğumuz kabinin. Herhangi bir dışarıdan bir karavancı arkadaşlarımız geldiği hı hı. zaman benim böyle bir aracım var. Araca yükleyip elektrik tesisatını, bağlantılarını yapıp teslim edebiliriz yani. Peki ne tür araçları tavsiye ediyorsunuz bu konularda? Şimdi bizim kalıbımız 4350 şaseye oluyor. Hı hı. Ama 3750 şaseye de uydurabiliyoruz. Hı hı. Boyama yaparaktan uydurabiliyoruz. 70 santim kısaltıyoruz. Uydurabiliyoruz. Yani kasanın verimliliğinde bir sıkıntı olmuyor anladığım kadarıyla. Olmuyor. Tonajı bizim için önemli olan 7 ton 200, 5 ton olan araçlara uyarlayabiliyoruz. Anladım. Vallahi gayet güzel duruyor. Kesinlikle. Biz nasıl buna sahip olabiliriz diye düşündüğümüzde biraz daha çalışmamız gerekecek anlaşılan. Huri abla nasıl karavancı olmak, karavan sektöründe bir bayan olmak nasıl bir şey? Karavan çok yapımı güzel. Sektöründe. Çok güzel. Birbiri üretimde de çalıştığımız için zevkle çalışıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Evet. Sürekli geldiğimizde ya da ara ara telefonlarda konuştuğumuzda, neredesin abla dediğimizde ya sanayide oluyor ya malzeme alıyor geliyor. Kesinlikle. Muhammed Usta'nın gerçekten hem yol arkadaşı evet. hem de en büyük destekçisi. Evet, destekçisiniz, evet. Çünkü hani iş yerini hem orada kontrolünü yap hem sanayiye git mümkün olacak bir şey değil. Ama bunu bir eş olarak birlikte yapıyor olmaları benim gerçekten takdir ettiğim bir durum oldu. Hele ki abla senin bu kadar koşturduğunu gördüm. Ama karavanda yaşadınız kendiniz de. Evet. Bir karavan yapmıştınız benim evet, hatırladığım. Evet. Onda da biraz gezmiştiniz. Evet. Böyle bir şeyiniz vardı. Ya o yüzden karavanı bilen insanın ve karavanda yaşamış insanın karavanı tasarlaması ayrıca bir farklı bir boyut oluyor. Aynen. Ben o konuda çok keyif alıyorum. Yani bilen bir insanın, deneyimlemiş bir insanın bir karavan yapması çok daha farklı boyut. Çünkü ne istediğini bilebiliyorsun. Aynen. Butik iş yapmak işin en zor tarafı. Kesinlikle. Aslında fabrika var, parkur var ama kişiye özel dokunuşlar yapıldığı evet. için evet. daha böyle narin çıkıyor, çok. Daha uzun sürebiliyor. Evet. Ama tabii bu kişilerden de kaynaklı. Yani zor olan yolu tercih ettiğiniz için gerçekten başarılar dilerim, çok zor. İnsanla uğraşmak zor olduğu için. Benim dikkatimi çeken bu araçlarda, yaptığınız bu iki araçta dikkatimi çeken bulaşık makinesinin olması. Evet. Yani bulaşık makinesi aslında çok ciddi bir su tasarrufu sağlıyor değil mi araçlarda? Evet. Yani evet. en kısıtlı şey karavanlarda sudur ve suyu doğru kullanmaktır. Burada evet elimizde yıkıyoruz ediyoruz ama böyle 4-5 kişilik bir ailenin artık bu karavan gibi bir büyük karavanlarda yaşadığında bu su tasarrufu daha dikkat edilmesi gereken evet. bir şey. Evet. Ve burada bunun olması, hele ki büyük araçlarda bunu görmek benim daha keyif aldığım bir şey oldu. Donanım tabii ki tercihe göre değişebiliyor. Her şeyi istediğiniz şekilde evet. alıp yaptırabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik sistemi, hı hı. pencereler, yani aklınıza karavancılık dünyasında ne geliyorsa her şeyi burada evet. istediğiniz şekilde yaptırabiliyorsunuz. Evet. Gördüyseniz öbür alkovanlı kasa ve vinç taktı evet, önüne. Yani her türlü doğada yaşayabilecek imkanları araçlara monte edebiliyoruz. Peki. Süper. Şimdi en can alıcı tarafa geliyorum not etmek için. Şuraya notlarımı koyayım. Sadece kasayı alıp
takmak istesek bugünün şartlarında Ocak 2024 ya da Şubat 2024 neyse ortalama ne kadara geliyor? Bize bir tüyo verebilir misin? Şimdi sadece kasayı takmak 550 civarında çıkıyor şu an. Hı hı. Monoblok kabini döküyoruz. Aracın üstüne monte ediyoruz. Yalnız bu arada araç bize alt şaseyi de biz yapıyoruz. Hı-hı. Yani saç kapatmasını Hı-hı. tekrar takılmış haliyle. Takılmış hali. Ana şaseleri uzatıyoruz. Şaseyi ona monte ediyoruz. İç bağlantılarını, elektrik tesisatını ve dış kapıyı takıp 550 civarında şu an yapabiliyoruz. 550 ama yani. Cam ve tente bu şeylerin içerisinde yok. Yok, sadece kabuk ve tesisat var. Evet. Elektrik tesisatı. Bir de kapı var. Bir tane de kapı var. Kapı var. Anladım. Çünkü o kapının yerini açmadan içeride çalışma yapamıyoruz. Peki yine anladığım kadarıyla firmalar araçlarını size getirip teslim ediyorlar. Araçları kendi alıyor. Evet. Getiriyor. Böyle bir şeyde full böyle bir paketi bugün şartlarında almak istesek araba hariç ne kadar? Sadece iç dizayn 1500'den başlayıp 2500'e kadar gidebilir. Tabii, bugünkü donanımsal sistemlerle ilgili. Hı hı. Şimdi elektronik sistemler var. Mesela Vitron sistem var. Çok pahalı bir sistem. Evet, Vitron. Klima var. Jeneratör isterse, işte motor aparatı isterse hı hı. farklı şeyler. 2,5-3'e kadar gidebilir. Şofben isterse farklı, boiler isterse farklı, evet. Alde isterse farklı, turma isterse farklı. Göre değişim, aynen öyle. Evet. Değişebiliyor. Ama başlayan fiyat 1500'den başlıyor. Hı-hı. Evet, sona yaklaşıyoruz. Bir iki sorumuz daha var belki ama yine de soracağım tekrardan. Şimdi tesiste gördük, görüntülerinden falan Hı-hı. baktık ama mobilyayı böyle şey değil, CNC tezgahlarda vesaire değil ama kendiniz yapıyorsunuz. Her yere alıştırarak teker teker yapıyorsunuz. Bu zor olmuyor mu? Zor oluyor tabii ki. En zor olanını yapıyoruz biz şu an sektörde. Çünkü benim geldiğim iç dizayndan geldiğim için öbür hazır CNC kesimleri yapamıyorum. Yani kendi titizliğimden kaynaklanan bir şey. Yani bir ürünü yapıyorsam en sağlamını yapmak isterim. Yani ben bir karavanı ürettiğim zaman bir arıza olmaması gerekiyor. Bir tane yapıyorsun ve benzersiz yapıyorsun. Evet. Sadece o karavanda oluyor. Aynen. Evet, çok zor oluyor benim için ama bildiğim iş bu konsept olduğu için bunun dışına çıkamıyorum. Çünkü bunun dışına çıktığım zaman benim bir farkım kalmayacak. Sonucu çok mükemmel çıkıyor. Evet, bazen insanlar çok sözleşmesel takılıyorlar ama iş bittiğinde mutlu oldukları için o düşündükleri şey yani 3-5 gün fazla olsun, 1 ay fazla olsun problem değil ama bittiği zaman aldığınız şeyin kıymeti ve değeri çok daha farklı oluyor. Evet. O anlamda bize yapmış olduğun karavan için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben bize bu konuda pardon kesiyorum lafını. Ben karavanı yaptırdığımızdan beri çok sıklıkla kullanıyoruz. Biz böyle hafta sonları falan çıkandayız. Baya baya karavanda yaşıyoruz aslında. Ve ben bir haftalık, iki haftalık şöyle bir molamız vardı. Yani karavandan uzak durduğumuz bir süreç vardı. Karavanın kapısını tekrar açtığımda o mobilya kokusunu, o yeni kokusu dediğimiz bir koku vardır ya, ben hala onu alıyorum. Evet. Ve gerçekten inanılmaz keyifle her seferinde ilk defa biniyormuşum gibi biniyorum. O yüzden de teşekkür ya, ediyorum size. Fabrikasyon olmadığı için evet. O vernik kokusunu da kokusu, alıyorum. Yani doğada doğanın kokusunu almış gibi oluyorsun evet. aslında. Sonuçta tabii ki insanız, bazı şeyleri kullandıkça eskitebiliyoruz ama kişiye özel yapıldığı için daha değerli oluyor. Evet, kesinlikle. O anlamda da gerçekten bizim için kıymetli. Yani yarın bir gün bu karavanımızla yolumuzu ayırmak istediğimizde nasıl ayrılırız onu bilmiyorum. Ay, hiç o konuyu hiç düşünemiyorum bile. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani gelmişken bunları yakalamak bizim için de çok keyifliydi. Bu araçları evet. yakalamak, sizlerle bu aracın içerisinde muhabbet etmek ve en azından sizlerden işin detaylarını öğrenebilmek güzeldi. Ne yapıyordun? Şöyle bir şey. Evet, sürünüyorduk şöyle arabalara. Bize de bulaşsın. Evet. Teşekkür ederiz. İnşallah. Vallahi bize vakit ayırdığınız için. Gerçekten de sizin araçta değişik bir dizayn. Evet. Yani bir size yaptım onun dizaynı. Hiç kimse de yok. Ölçtük. O dizaynda. Ölçüp evet. Kişiye özel çalışıyoruz çünkü. Evet. Farkımız burada. Evet. Teşekkür Hadi bakalım. Ederiz. Yola devam o zaman. Hadi Antalya bakalım. Karavan. Hem modüler hem popüler. Arabaları yanaştırdık. Tamamdır. Ahmet Usta da şimdi elindeki işleri bitiriyor.
Şurada bir tamam. Parça bir şey vardı. Onunla uğraşıyor. Şimdi ona söyleyeceğimiz şeyler nelerdi kuzum bizim? Göstereceğimiz şeyler. Şimdi birincisi şu liftleri bir gösterecektik. Dolap kapaklarının ayarları yapılacak, evet, bir. Evet, bunların ayarları yapılacak. Aslında yani şu an ağır. Yani onu bir hafifletecekler. Tamam. Yapılabilirse buralara şöyle o çıtalar ince bir çıta geçilecek. Şimdi burada ölçüsünü aldıracağız onun. Bir tamam. Daha geldiğimizde, Antalya'ya geldiğimizde takacaklar. Tamam. Tam o şekilde yapalım. Aha. Şeyde burada banyomuzda şu kapıyı yapacağız. Banyodaki nişi ikiye böldüreceğim. İki farklı, iki tane niş olacak. Tamam. Orayı çok uzun bir niş yaptığımız için ben böyle yan yana olmuyor. Tamam. Onu ikiye bölüp ayrı kullandığımda biraz daha kontrollü kullanmış olacağım. Öyle tamam. Diyeyim. Sinekliğimiz. Evet. Şu kopan sinekliğimizi anca bunu evet. Geldiğimizde şöyle. Yine sökecekler. Evet. Bir iki günlük işimiz var. Ya muhtemelen Antalya fuarına gelmiş oluruz o zaman. Tamam. O zamana halledebilirsek. Yukarıya ben silikon attırdım. Yukarıda akan tarafta yukarı evet, şeyde. Çatlak tamam. vardı. Tamam. Oraya silikon attılar. Gerçi artık bir sıkıntı görünmüyordu yani evet. de o kadar yağmura. Olsun yine de ufak bir çatlak olmuş arabanın yaşı itibariyle. Peki. Hı. Biz bir şey aldık. Ne aldık? Ha şey diyorsun fayansları. Arkayı açar mısın? Açıyorum tamam. Geliyorum. Hadi gel. Alır bu namussuz da yahu. Evet. İşte. Ta-ta-ta-tam. Ya gel hiç yerinde bakmamıştık. Rüzgar yanımızda değil ya. Evet. Aslında yerinde bir bakalım mı? Hadi bakalım. İşte bu. Ya çok güzel olacak. Aynen öyle. Evet. Bir tane daha, bir parça daha koyduk mu tam olacak değil mi? Kesinlikle öyle. Valla rengi de çok tatlı. Bence güzel olacak. Bakalım. Umarım yapabileceğiz. Biz bunu kendimiz mi yapsak ben ya? Ben böyle tutarak gezeyim. Oldu. O da güzel. Kendimiz yapalım zaten. Tamam bunu evet bunu kendimiz yapalım. Böyle yalap şap üstümüze başımıza yapıştır. Hatırası kalsın ya. Aman dikkat et. Çok para verdim buna lazım. Artık her şey öyle değil mi? Vallahi öyle ya. Yani niye o kadar? Bir de buna getirirken rüzgar burada. İstanbul'dayken arabada yok. Metrobüsteyim. Pizza paketi taşır gibi var ya. Bu da güzel bir anısı kaldı işte. Ne kadar emek veriyoruz görüyor musun? Neyse. Halledelim bunu da. Aynen. Tamamdır. O zaman her şey yolunda. Yola çıkalım mı artık? Yola çıkabiliriz. Benim önce de yola çıkalım. Evet. Çünkü daha yolumuz uzun. Hem öyle hem de artık iyice soğumaya başladı. Hava çok soğuklarda da yani akşam daha da soğuk oluyor ya. Akşam yolculuklarından hoşlanmıyoruz zaten. Şimdi bunların alınacak malzemeleri ve yapılacakların notunu aldıralım Muhammed Usta'ya. Hı hı. Sözleştik zaten. Antalya fuarının olduğu zaman da geleceğiz. Hı hı. 3-4 gün öncesinde. Araç burada kalacak. Biz fuardayken buradaki ustalar yapacaklar bunu. Tamam. Bazı şeylerini. Tamam. Çünkü sökülüp gitmesi gelmesi gereken durumlar var bazı şeylerde. Hı hı. Onları hallettikten sonra yollar bizi bekler. Kullandıkça değişiyor değil mi? Kullandıkça mahvettiğimiz malzemeler olabilir. O yüzden yapacak bir şey yok. Niye öyle diyorsun ya? Sanki elimizin ayarı yokmuş gibi. Var. Elimizin ayarı var. Niye olmasın? Kırdık filan şudur budur. O tarzda söylemiştim. Aa, o kadar olacak ya. O kadar olacak yani. Peki. Ben toparlanıyorum o zaman. Tamamdır. Görüşürüz. Bana mı görüşürüz? Peki. Hep sen bir takacaksın. Biraz da ben takacağım. Yetişin ha dostlar. Malımı gasp eden var. Ama öyle biliyorsun. Her türlü yaparım yani.
Evet. Ne diyeyim sana? Hı? Evet, yolumuz bu sefer de Antalya'ya düştü. Antalya karavana geldik. Dertli olduğumuz yerler vardı. Onları çözdük. Çözmeye çalıştık. Çözdüreceğiz de. Ama yine farklı bir şeyler göstermeye çalıştık. Evet. Farklı çözümleri ve karavan sanayisinin, karavan sektörünün gelişimine faydalı olan insanlardan bir şeyleri görmek, denemek ve sizlere aktarmak niyetimiz. Gerçekten öyle. Bizim çok sevindiğimiz bir şey bu yenilikleri görmek. Kendimizde de bazen böyle revize etmek istediğimiz, yeniletmek istediğimiz noktalar oluyor karavanımızla ilgili. Ama biz karavanımızdan, hani bir önceki videoda sormuştunuz karavanınız nerede diye. Bizim karavanımız burada arkadaşlar. Bizim vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Biz gerçekten çok mutluyuz. Onun içinde olmaktan, onunla yaşamaktan, onunla yol yapmaktan ve güzel anılar biriktirmekten çok mutluyuz. O yüzden yeni karavanı, karavanı yenileyebilmek için daha fazla beğeniye, daha fazla yoruma ve daha fazla çevrenize, bizi söylemenize ihtiyacımız var. Evet. Abone olmayı unutmayın lütfen. Takipte beğenmeniz kalın. Bizim için çok önemli. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.